Şöyle Almanya'da ve Türkiye'de çok tutalım 5 şirmez. Bir tane Mercedes AMG Cabrio. Özel yapım spor. Otomatik siyah camlar. Böyle bir Mercedes'le başlıyoruz arkadaşlar. Önden böyle, yandan böyle. Cabrio. Mercedes Cabrio. AMG 360 derece. BlueTEC. E350 modeli. Çift egzoz. Harika araca benziyor. İçi böyle. Otomatik masaj koltukları, deri koltuklar. Kumandası bile var. Fiyatına bakalım özelliklerine. 2013 model dizel otomatik. 148 bin kilometre gitmiş. 252 piyes. Güzel piyesli canavar. Ortalama yakıtı da arkadaşlar 5,3. Bu araç için hiçbir şey değil yani. Çok az yakıyor. Mercedes 550 PS canavar araca göre yakıtı çok az. Burada BMW 520 Station modeli. Önden böyle. BMW 520'ler bu Almanya'da ve Türkiye'de çok tutulan araçlar. Arkadan böyle. Fakat bu station modeli. Station bildiğiniz gibi Almanya'da daha fazla tutulur. İnsanlar ufak tefek eşyalarını araçlarda taşır. Şöyle yandan böyle. İçini şöyle otomatik. Çoğu insanlar bu araçlarla yük taşıyorlar. Fiyatı yüksek olduğu için arkaya çekici olarak takıyorlar. Özellikleri BMW 520 dizel 4x4 otomatik 2017 model. BMW 520 dizel 4x4 otomatik 2017 model dizel 100.000 kilometre gitmiş 190 PS. Fiyatı 23.990 euro. Bir Volkswagen var. Bu aile arabasına benziyor. Ondan böyle. Yüksek bir araç. Volkswagen'in. Volkswagen Saran 2000 motor. Bunun genelde aile arabası olarak kullanılıyor. İçi geniş, çocuklu aileler falan. Şöyle içi böyle. Deri koltuklu. 7 tane oturağı varmış. Özellikleri 2012 model 170 PS 190 bin kilometre gitmiş. Fiyatı 13.890 euro. Hemen yanında Nissan var. Nissan'da göstermeden geçmedim. Her arabanın bir alıcısı vardır. Önden böyle. Nissan aşağı içi böyle. Bakalım. 2019 model 140 PS 127 bin gitmiş. Fiyatı 15.500. Cabrio şöyle önden böyle. Bakalım neymiş. 320 dizel. Arkadan da göstereyim. Cabrio 3 kapı. Spor bir araca. 2007 model dizel. 177 PS fiyatı 5.500 euro. Burada yine bir Nissan var. Bu şekilde. Nissan'ın ciplerinden. İçini göstereyim. 2017 model 177 PS 90.000 kilometre gitmiş otomatik fiyatı 21.890 euro. Benim bir serisi önden böyle. Temiz bir araca benziyor. Siyah cam. Beyaz araca siyah cam da yakışıyor. Arkadan böyle. BMW 1.25 serisi M paket otomatik 2015 model 218 PS 75 bin kilometre gitmiş benzinli fiyatı 19.900 euro. İçi böyle. Tuzun beyaz aracını rastladım. Katlanabilir aynalar önden böyle. Güzel
Siyah çantalar, yapışmış aracı. Siyah cam. Arkadan benim. 530 beğendim. Touring M paket. 2017 model, 258 PS, 230 kilometre gitmiş. Dizel fiyatı 20.500 euro. Şöyle içi böyle temiz kullanılmış. Güzel bir aracı beğendim. Yine bir station modeli. Burada yine aynı. O yüzden geçiyorum. Burada eski kasalardan var bir tane. Ona bakalım. Arkadan böyle. Bu neymiş? BMW 320 eski kasalardan modeline bakacağız şimdi. İçi böyle. BMW 5 320 dizel touring. Sadece 2 kişi kullanmış. 2008 model 177 PS. Fiyatı 3.890 euro. Burada bir tane Chevrolet'in cipleri var. Ona da bakalım. Geçmeyelim. İçi böyle. Otomatik. Geniş bir araç. Yüksek bir araç. Chevrolet Captiva. Çift egzoz. Bu aracın da yine alıcıları var arkadaşlar. Chevrolet Captiva. 2.2 motor. 2013 model 184 PS, 166.000 kilometre gitmiş. Dizel fiyatı 9.790 euro. Gördüm. Şöyle arkadan böyle. Çantaları orijinal Audi çantı. Siyah çamlar. Kapmalı birer aynalar. S-Line. Spor bir aracı. Audi'nin önden böyle. Üstü açılır. Otomatik vites. Deri koltuklar. Fiyatını anladık bakalım. Audi A5 3000 motor S-Line otomatik. 2014 model 204 PS. PS'i güzel dizel araç. 128.000 kilometre gitmiş. Fiyatı 21.490 euro. Kasası var burada bir tane. Şöyle bakalım neymiş bu. İçi böyle. Burada ikinci el araçlarda Almanya'da genelde yazlık ve kışlık tekerler içinde oluyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. 1.8 motor tempomat, Sisson klima. 2004 model 163 PS. 178 bin kilometre gitmiş benzinli. Bu aracı da 4.890 euro arkadaşlar. Burada bir tane BMW'nin yine spor araçlarından var. 3 katlı. Tamam bakalım neymiş. BMW 240 benzinli. İçi böyle. Spor bir araç. 2019 model 340 PS. Satın piyasasından anlaşılıyor. 86 bin kilometre gitmiş. Benzinli fiyatı 35.890 euro. Bir tane gördüm. Onu da göstereyim. Fortune Jeep'i. Önden böyle. Fortune yeni çıkan Jeep'leri de güzel. Yüksek bir araç. Ford Edge arkadan böyle çift egzoz. Ne kadar BMW X6 gibi olmasa da yine konforlu bir araç. Geniş uzun yol aracı. Aile arabası içi böyle. Navigasyon sistemi hepsi var. Ford Edge 4x4 2017 model 209 PS 156.000 kilometre gitmiş. Dizel fiyatı 22.290 euro. Katlanabilir aynalar. Ve eski kasalardan. İçi böyle. 1.18 dizel. Sadece bir kişi kullanmış. 2020 model. 150 PS. 123.000 kilometre gitmiş. Dizel fiyatı 17.890 euro. Evet arkadaşlar. Asıl olaya geliyoruz. Sizleri de daha fazla sıkmak istemiyorum. X6. Dehşet bir araç. O kadar yüksek ki yan tarafına merdiven bile koymuşlar. Şu şekilde. Çantları, tekerler özel, siyah çam, önden böyle ön ve arka park egzozları zaten onlar standart.
Şöyle güzel bir aracı X6. Eski kasalar da güzel, yeni kasalar zaten dehşet verici, çok harika gözüküyor. Navigasyon sistemi, full otomatik hepsi var. Hemen bakalım, 2011 model benzinli, 408 piyes, 124 bin kilometre gitmiş. Fiyatı 24.890 euro. Ortalama yakıtı 12,5. Yani benzinli bir araç için, böyle devasa bir araç için normal. Umarım sizleri fazla sıkmamıştım arkadaşlar. Videolarımı kısa tutmaya çalıştım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Videolarımı izleyip beğenirseniz ve yorumlar yaparsanız videolarımın gelişmesi için, sizlere daha fazla video yapmam için katkıda bulunursunuz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.